Vay 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 vay, kimler geldi? Şeref vermiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Mahsunum. Hoş geldin. Hoş geldin. Şeref verdin. Teşekkürler. Ne kadar güzel oldu burada olman. Gerçekten şeref verdin bize. Sahalara döndü. Evet, o kadar özledik ki seni gerçekten. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Aramıza yeniden hoş geldin sahnelere. Ben hem sizi özledim hem de insanları çok özledim. Değil mi Mahsun? Uzun bir ayrılık oldu benim için de. Çok uzun oldu. Gerçi ayrılık demeyelim. Sen yine sanata dair çok şeyler yaptın o. Hem de o kadar güzel şeyler yaptı ki. O kadar güzel şeyler yaptı ki. Zaten Beyaz Melek de çok ağlatmıştır beni. Onu konuşacağız zaten. Ya gözümün yaşı yeri yıkadı. Tabii. Öyle derler ya. Aslında müzikal anlamda belki dinlenmek mi istedin? Onu çok zaten konuşmak istersen de. Bu gece efendim Mahsun Kırmızıgül gecesi. Evet. Yani ilk başladığı dönemden bugüne kadar bütün hayatını insanlarla paylaşacaksın. Bildiğim kadarıyla 16 yıldır. Evet, hiçbir televizyon programına katılmıyor. Burada olması gerçekten bizim hepimiz için büyük bir şeref. İyi ki geldin. Sağlık. İyi ki geldin buraya. İyi ki geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya zaten yıllar önce öyle bir şarkı yazmış ki. Yani ben her daim Allah'ın izniyle yıkılmadım, ayaktayım demiş yani. Ama tamam, bütün yaptığı bunu, bütün eserler kesinlikle zaten klasik, damga vurmuş şarkılar. Yıllar sonra da aynı heyecanla, kesinlikle, hüzünlenerek, bazen bazı şarkılarında keyif alarak, eğlenerek dinlenen klasik şarkılar onlardan biri geliyor. Kesinlikle. Hepimizin sevdiği şarkı geliyor yine, değil mi? Ben repertuara bir baktım zaten. Hepsi birbirinden özel. Hit. Müzikal yolculuğunun hepsi böyle insanların gözünün önünden akıp geçecek. Eyvallah. Ya, en güzel şarkılarla bugün Mahsun'un bizle beraber. Şarkıları hepsini söylemeye kalksa program yetmez zaten. Tabii. Evet. Sadece kendine değil, bir de çok değerli sanatçı dostlarına da vermiş olduğu acayip şarkılar var mesela. Hepsi hit olmuş şarkılardır. Bravo. Hepsinin de şarkı söylemek istiyordum. Bir de nasıl yakıştı valla. Abi evet, ses öyle bir dik ki zaten bayağı. Aman Allah'ım. Nereden, nereden çalıyorsunuz arkadaşlar? Re. Mi inşallah. Değil mi? İyi mi? Bir ses maşallah daha yukarı. Maşallah. en tenor. en tenor. Ağzına sağlık. Çok yıllar güzeldi. Önce ne kadar yüreği büyük bir şarkı bence. Sözleri önce. Mustafa Topaloğlu ve evet. Hakkı Yalçın. Buradan ikisini de çok öpüyorum. Çok sevdiklerimiz. Müzik senin, beste senin. Müzik. Beste, Mahsun Kırmızıgül. Unutulmaz bir eser. Hem Mustafa abiye hem Hakkı abiye çok selam saygı olsun. Ama öyle sevmişler ki mesela besteyle söz birbirini sevmiş ve sonunda söylediğin zaten o şiir var ya. O anda kokuyor. Her şeyi anlatıyor. Dünyadaki her şeyi anlatıyor bence. Allah kimseyi boyun eğdirmesin zalimlere. Amin. Amin. Orada bambaşka bir başkaldırış var zaten. Aynen öyle. İlk çıktığı dönemlerde şiiri insanlar senkron okuyordu benimle. Bayağı seninle beraber değil mi? Şarkıyı söyler gibi. Evet. Aynen. Tabii. Yok biz de okuyoruz. Hala okuyoruz yani. Kaç yıl olmuştur Mahsun bu şarkı? 1998 yılında çıktı bu. Hadi bakalım. Vay bakalım. Ya. 24 yıl. Benim matematik iyi ya. Yine ezbere herkes. Kesin yıl. Evlerinde maşallah. Herkes. Çeyrek asırlık şarkı aslında baktığında. Evet, 25 öyle. Çeyrek asırlık şarkı. Şimdi bu 16 yıl aradan sonra genç kuşaktan şu an çok daha ilk defa dinleyenler oluyor şarkılarını mesela. Doğrudur. O da çok enteresan. Keşfedenler aynı şey yeni bizim için de geçerli. Yeni bir kitleyi aslında duyuruyorsun şarkılarını. Sıfır gibi dinliyor çoğu insan ya mesela. Bize gençler bir gün en güzel şeyi sevgili Sibel'in oğlu Engincan selam olsun. Evet Engincan. Engincan şey dedi. Abi dedi hani yeni jenerasyon şimdi siz dedi hani 90'larda falan söylediniz ya şimdi yeni jenerasyon bilmiyordu. Doğru sorma. Aslında bizim evet. Albümlerimizin çıktığı dönemlerde çoğu insan 20 yaşındaki 25 yaşındaki çocuklar hayatta yoktu baktığında. Tabii ki. Yani tabii. Şu an doğru. Mesela işte şarkıların icra etmemiz ki senin konserlere başlaman ki ay, 3 ve 4 Haziran'daki konserin muhteşem görüntüleri de var. Eğer istersen oturma odamıza geçelim. Hemen geçelim. Senin hakkında olur. Bugün çok şey var Mahsun. Hoş geldin, şerefler verdin. Var. Tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Alalım seni oturma odamıza. Alkışlar Mahsun Kırmızıgül için gelsin. Anlatacakların çok bence birikti. Birikti çünkü her zaman dedim sen hiçbir zaman aslında böyle müziğe belki bir parça ara verdin. Sanat anlamında çok çilelerin, çok çabaların olduğunu biliyorum yani. Evet. O filmlerin çekmek gerçekten kolay şeyler değildi. Ve o kadar değerli tabii filmler canım ülkemizi en güzel şekilde temsil eden. Sen ne kadar değerli insanları bir araya getirdin de gerçekten. Büyük anılar oldu evet. Şimdi, çok anılarım. Birçoğu da rahmetli oldu mesela onların değil mi? Beyaz çok önemli Mehmet'e, birlikte çalışmak tabii, ne güzel. Tabii canım. Yani mesela bak söz yazarsın, beste yaparsın falan ama mesela
çok hayranım senin o senaryo yazmana ve kendi gözünde bazı şeyleri görmen mesela. Yönetmenliği. Gerçekten hani müzikal anlamda belki bir ara verdi. Bunlar bambaşka şeyler çok, çünkü. Gerçekten evet. Çok ağlattın beni. Konuşacağız Mahsun. Biraz önce söyledim ya gözümün yaşı. Yeri yıkadı derler ya öyle. Orada, izledik. Orada neler izledik. Neler aslında izledik. Biraz daha müzikten farklı değil sinemada. Çünkü bravo yine sana, bu bravo. Toprakların aynen. Hikayeleri. Bu toprakların aynen. Yaşanmış gerçek hikayeleri. Doğru. Ben daha çok böyle kurmaca senaryolar değil de Tanrı'nın yazdığı senaryoları daha çok seviyorum. Ve bu yaşanmış gerçek hikayeler de hep beni kaşıyan hikayelerdir. 6 film yaptım. Bunun 5'i gerçek hikayeydi. Ve o 5 film gişede de insanların gönlünde çok başka yer edindi. Ödüller aldı. Çok değerli filmlerdi gerçekten. O filmlerde emekçi olan arkadaşlarım vardı. Oyuncu arkadaşlarımız vardı. Filmde oynayan çok değerli abilerimizden, büyük oyuncu abilerimizden bir tanesi şey demişti. Ya keşke her yönetmen, her başrol oyuncusu Mahsun gibi olsaydı demişti. Çünkü senin onlara bu. Çok saygın varmış o sette. Ya şimdi zaten bak, hocaların hocalarıyla çalıştım. Eyvallah. Bunların çok popüler olması değil. Bravo. Çünkü bazı oyuncular vardır. Çok büyük ustadır, halkın gönlündedir. Doğru. Hani genç olmasalar da o ihtiyar delikanlılar oyunculuklarıyla gerçekten o kadar iyi yerdeler ki. Bize kattıkları için, filmde oynadıkları için, beraber onlarla çalıştığım için ben kendimi çok mutlu hissediyorum gerçekten. Ne güzel, ne mutlu sana. Senin için ekip arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu evet. Uzun olmasa da kısa bir filmimiz var. Senin bir veteran var abi. Şimdi. Sevdim mi? Gözlerim doldu. Vallahi bak. Bir hediyemiz var sana. Hı. Bir hediyemiz var Hüsnü'cüm. Tuğçe, açalım mı bunu burada? Açalım değil mi? Mutlaka açalım açmak hocam. Lazım. Ya, her hafta ağlatmak zorunda değilsin. Evet Tuğçe, canım benim. Bakalım. Abi. Hediyeni bir gör. Bu arada biz boş geldik ama. İlk etkiler. Hoş geldin. Vay. Vay. Hadi bakalım. Bunu da bir devam görelim. Et. İçinde de bir pick-up var. Evet. Aynen. Evet. Tabii Edip Akbayram yıllar sonra birlikte çalışma fırsatı bulduk. Ve ben o çok sevdiğim iki şarkının albümünü ona hazırladım. Yapımcısı da ben oldum. Edip Akbayram çok iyi dostum, çok iyi abim, benim ustam. Eşi hepimizin Kaytan abla da öyle. Çok sevdim gerçekten. Hepimizin sevdiği. Aynen öyle. Edip Akbayram gibi sanatçılar çok kolay yetişmiyor gerçekten. Kesinlikle. İyi ki onu dinlemişim, iyi ki müzisyen olmuşum. İyi ki var Edip Akbayram diye. Eyvallah. Selam, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eyvallah. Ben bu arada etkilendiğin şarkında sözleri Türk Edebiyatı'nın en büyük ustası. Geçen hafta da ölüm yıldönümüydü. Evet, Nazım Hikmet üstadı da saygılarımızı saygıyla, sevgiyle. Eşkıya dünya hükümdar olmaz. Gidenlerin türküsü. Gidenlerin türküsü. Gidenlerin türküsü. Benim seni sevdiğim kadar kimse sevmem. Çok bak şimdi acayip. O tarafları hemen yakalar yani sözleri. Evet tabii. Oralardan. Şarkılardır bizim o. Hayatımızı evet. Yaşatanlar. Gerçekten hep güzel bir aşklarda. Çok evet. Güzel bir aşk. Herkesin bir hatırası var, kesinlikle. Sevdiği var. Doğru. Neler var neler var bu yüreğine şarkıda. Yüreğine sağlık Mahsun. Eyvallah. Gerçekten yüreğine eyvallah. Sağlık. Çok ne kadar güzel, güzel ya. Bu arada, ya tabii uzun zaman sonra 16 yıl geçince... Benim hiç unutmam, konservatuvarda Şan Hocam vardı, Tülin Örser. Şey diyordu, hocam, müziğe abi. Ara verince birçok şeyi unutabiliyorsunuz. İdman işte, idman. Ve gerçekten idman. Şimdi o hocayı düşününce, geçen işte ilk gün sahneye çıktığımda ayaklarım titredi. Eyvallah. Gerçekten heyecanlandım. 16 yıl aradan sonra. Sesim çıkmadı, sesim içime kaçtı ya. Tabiri caizse efendim doğru bizim gerçekten. Bizim böyle bir şey, öyle bir şey vardır böyle insanlar arasında hani sesim içine, sesim içime kaçtı hani sesim çıkmadan manasını söylenen bir şeydir o. Ama bizde de oluyor yani tabii, hepimizde oluyor, oluyor bu ilk ya biz ara vermediğimiz ben halde şey bizde de oluyor yani. Özlemiş misin? Çok özlemişim. Sahneyi, alkışları. Çok özlemişim ama şunu anladım ben sinemanın bana katmış olduğu çok şey var. Eskiden mesela televizyonlara çıktığım zaman çok rahat değildim, konuşamıyordum. Tabii. Eyvallah. Ve Hilmi abi şey dedi, oğlum, yavrum, konuşur musun? Allah mekanı çekti. Çok anınız var. Ama kırmızı ceket olayı çok güzeldi. Biz harika, ne güzel.
televizyona çıkacağız ilk kez. O zaman işte Türkiye'de ilk defa bir özel kanal kurulmuş. Hilmi abi Mahsun Kırmızıgül'e, Özcan Deniz'e ve Haluk Levent'e televizyon çekimleri için bir gün aldı. Ben o dönem konservatuvardayım ve 6 yıldır bekliyorum televizyona çıkmayı. Bakar mısın? Özcan Deniz 15 gün önce Almanya'dan geldi. Müslüm Gürses, Vahdet Fural, Azer Bülbül'ün Pelebekler'ini okuttu Hilmi abi. Aa. Haluk Levent de Ortaköy'de gitar çalıyordu. Ve gerçekten onun da ikisinin de çok zor şartlarda bir yere geldiler. Çok değerli. Eyvallah. İşte onların sanatçısı olduğunu zaten bir zaman içinde işte gösterdiler. Evet. Zaman gösterdi onların ne kadar büyük sanatçı olduklarını. Tabii. Bizim Haluk mendil açarak hayatını kazanıyor. Evet evet. Karnını doyuruyor. Gerçekten tabii. Böyle. Parklarda çaldık. Ve biz o dönem aynen, üçümüz geldik. Geldi. Televizyona çıkacağız. 6 yıldır bekliyorum. Adamlar 15 gün önce geldi. Önce geldi. Ay buradan. Allah'ım. Ay buradan Özcan'a da herkese. O gün gittim. Aksaray Yeraltı Çarşısı'nda işte bir mağaza vardı. Bizim oralar. Tabii tabii mağazaya gittik. Hilmi abi bize televizyona çıkmak için kostüm ayarlıyor. Ben koyu elbiselere bakıyorum. Tabii. Çünkü hep hayalim televizyona tabii. Bir gün çıkacağım, siyah takım giyeceğim böyle siyah. Ay i̇şte, ya çok iyi ya. Hadi tabii. Papyon falan. Hilmi abi dedi ki neyi seçtin? Abi dedim siyah iyidir. Hayır. Niye abi? Oğlum Mahsun kırmızı gül kırmızı ceket. Kırmızı gül kırmızı ceket. Niye? Bak dedi. Adın Mahsun, soyadın 10 harf çok uzun dedi. Kimsenin aklında kalmaz. Onun için kırmızı ceket kırmızı gül diyecekler ki kırmızı ceketli çocuk. Hadi. Özcan diyor ki ben ne giyeyim Hilmi abi? Ah canım. Özcan Deniz mavi, mavi Deniz Özcan Deniz. Abi yapımcılık da bak. Asıl. Bak kafaya bak bir şey yani. Ne müthiş bir yapımcılık. Ya Mahsun abi anlatıyorsun bak, konserlerinde. Aynen güzel anlatıyorsun. Bak sana bir şey. Haluk Levent de dedi ki Hilmi abi ben ne giyeyim? O ne giyecek? Senin dedi kitleni tanımıyorum dedi. Giyersen giy. Yanılmıyorsam o da deri ceket giymişti değil mi öyle bir şey mi? O kendi seçti demek ki. Bu arada Mahsun bak hiçbir yerde şeyi söylemiyor mesela İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı Şan bölümü mezunu mesela Mahsun. Bunu hiçbir yerde evet, dile getirmiyor. Biz karşılaştık tevazı. Onunla şeyde G-Ampis'inde bir konser vardı. Tabii tevazı. Ben de herhalde birinci bu kadar da tevazı. Aynen. Orada bir konsere giriyorduk. O zamandan hatırlıyorum. Sen herhalde birkaç yaş daha büyüksün benden. Doğru. Yukarıdaki sınıflardayken orada karşılaştığımızı hatırlıyorum. Hatta, o bizden küçük gibi maşallah. Ama nazar değmesin. Okuldayken de zaten birkaç albümün vardı senin bildiğim kadarıyla Mahsuncuğum. Ben Hilmi abiyle tanışmadan önce 7 albüm yaptım. Değil mi bak. 7 albüm yaptım. Tabii tabii. Evet. Benim Hilmi abiyle tanışmam tamamen kader. Ben hep öyle bakıyorum. Eyvallah. Çünkü onunla karşılaşmasaydım belki de. Ben mesela öyle yani tabii ki. Ben öyle vesile, düşünüyorum. Haklısın bak vesile olmuş mesela tamam mı Hilmi abi. Çünkü sen bir yerden sonra konservatuar gireceğim ve bu işi akademik tabii olarak tabii. Yapacağım deyip zaten kafayı yormuşsun. Çok önemli. Biliyor musun? Doğru. Yani o Şan bölümünden mezun ama herkesi her babayiğidin harcı ne değil demek? Yani o okula girenler oluyor. O dönemin Şan bölümünden mezun olanlar. O dönemin hocaları da çok iyiydi. Yani şanslıydı. Çoğunu kaybettik ama gerçekten çok değerli yani. Hocalar. Sadece konservatuvardaki değil, evet. Türkiye'deki bütün öğretmenlerimize, eğitmenlerimize, hocalarımıza, saygılarımıza, sevgiler. Besteleri ve şarkı sözlerini mi daha önce yazdın yoksa senin çocukluğunda, gençliğinde var olan filmlerin hikayeleri mi aklındaydı? Ben şöyle bir toparlayayım. Eyvallah. Hem sinemaya hem de müziğe olan tutkum aslında çocukluk yıllarıma dayanıyor. Sinema, Allah rahmet eylesin benim abim vardı Mahmut. Beni ilk sinemaya o götürdü. Rahmet olsun. Ve o günü hiç unutmam. Beyaz. Sinemadan içeri girdiğimizde o beyaz perdeyi görünce Yılmaz Güney'in filmiydi. Oh. Al işte. Ve o gün o sinemadan çıktıktan sonra büyülenmiştim. Bütün mahalledeki arkadaşlarımı toplayıp yaşadıklarımı, gördüklerimi anlattım. Sahne sahne filmi kare kare eyvallah. Anlatmaya başladım. Ve mahalledeki arkadaşlarım benim anlatmamdan çok etkilenince bunlar kendi aralarında para toplayıp bana verip gelen bütün vizyondaki filmleri gidip izliyordum ben sonrasında. Anlatıcı orada Türkiye'deki yani o çıkan bütün filmleri izliyordum, gelip kare kare anlatıyordum çok dengbejler güzel. Gibi. Dengbejlik. Aslında Kürtçe dengbej Türkçedeki karşılığı aktarıcı. Anlatımcı eyvallah. Dedim ya işte. Evet, aynen. Aktarıcı iki türlü dengbejler var bizim orada. Eyvallah. Birisi müzikal olan. Eyvallah. Bütün o tarihin derinliğinde yer almış olan işte ağıtlar, eserler, onları yeni nesillere aktaranlar, eyvallah. Dengbejler. Yani bunlar müzikal dengbejler. Bir de
yaşanmış olan gerçek hikayeleri, öyküleri, destanları anlatan dengbejler. Ben bunların arasında büyüdüm. İşte daha o zaman seni dinlemeye, izlemeye başlamışlar. Ben ama programın başında söyledim, filmi seni izlerken. Bu filmle ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bu benim ilk filmim. Aynen. İlkler unutulmaz gerçekten. Bu filmin setine çıktığımız dönemlerde hiç unutmuyorum. Türkiye'deki ön yargılardan bahsedeceğim özellikle. Biz bu filmi çekmeye başlamadan önce sinema dünyasında insanlar şunu söylüyorlardı. Ben bunu duyuyordum. İşte Mahsun pili bitmiş, ihtiyarları almış, film çekiyor. İşte bu Mahsun yine türkümü çığıracak filmlerinde. Böyle garip garip konuşmalar. Ve o setin ilk günü hiç unutmam mesela. Yıldız Kenter, Allah rahmet eylesin. Şu anda hayatta olmayan o kadar insan var. Evet, evet. Necat. Ve Yıldız Hoca bana dedi ki, Canikom dedi, biz yönetmenimize çok inanıyoruz. Canım. Çok güveniyoruz. O bundan sonra bizim bu sette Mahsun Hocamız, lütfen sizler de ciddiyetle ve buradaki ciddiyetinizi koruyarak lütfen sizler de elinizden gelenin en iyisini yapın. Çünkü bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacağız dediler. Koskoca Çınar'ın öğretisine bakar mısın? Hani yani? Hocanın bana Mahsun Hoca demesi. Ya ah. Canım ya. Ya diğer yani taraftan düşünebiliyor musun? Sinemacılar hani bu türkücü türkü mü çığıracak? Zaten yani bizde vardır ya. Vardır ama Mahsun o çok normal. Yani yıllarca müzikle uğraşmış bir adam. Acaba ne yapar, nasıl eder? Hani sonrasında ne oldu? Cevap sonrasında zaten film. Sonrası. Filmin biz çekimlerini bitirdik. Filmin çekimleri bittikten sonra işte sinema salonları için bizim dağıtımcımız tek tek sinema salonlarını arıyor. Hı-hı. Kaç kopya girecek diye yapalım. Bekliyoruz biz. Bize gelen şuydu, 21 kopya. Türkiye'de hani normal bir film bile 50 kopyayla giriyor. Bizi de ücra köşelerindeki sinemalar istemiş bizi. Fragmanı gönderdikten sonra sinemalara 161 kopyaya çıktı. Maşallah. Ve o yıl vizyona girdiği dönem 2007 yılının en çok izlenen filmi oldu. Doğru. Ve sonrasında ödül de var. İhtiyarlar denen hani dedikleri, küçümsedikleri oyuncular için bu kez ağız değiştirerek şunu söylemeye başladılar. Ya kardeşim, bu kadar usta oyuncuyu ben de oynatsam benim filmim de iş yapar. Gerçekten böyle. Olsun. Yaparlar. Yıldız Hoca'yla. Ben bu filmde oynayan ve kaybettiğimiz o bütün değerleri rahmet olsun. Gerçekten rahmetle ve saygıyla anlıyorum.